abla, uzun süre meşgul etme beni. Lütfen rahatsız etme. Bak Kerem, sana ne diyeceğim. Abla görmüyor musun? Ha, bandın güzel olmuş bu arada. Kerem, şimdi bak, senin o çok istediğin bir film vardı ya, sen şimdi ona gidiyorsun. Bak bak bak. Hem de hamburger yiyorsun. İstiyorsan arkadaşlarına da haber versin. Açıyorum, hadi. İyi fikir. Ama ilk önce puzzle'ımı bitirmem lazım. Ya onu bitir. Onu bitirmeden sen şimdi gidiyorsun. Hadi. Ne o? Yoksa puzzle'ımı sen mi yapacaksın? Ama ben ne yapacağım senin puzzle'ını? Hadi git, sinemada yer kalmaz sonra. Çıkınca da beni ara. O hadi. Neden? Evladım ya, ben burada öyle uyuyakalırım falan, üşürüm ondan dolayı. Hadi kalk. Abla, benim anahtarım var. Açar kapıyı, girerim içeri. Ha, o da var değil mi? Tamam, hadi kalk kalk kalk. Hadi geç kalma. Hadi hadi hadi. Hop 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 hadi. Abi bak, puzzle'ımı elleme abla. Elleme baba, yürü. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Buyurun efendim, salonumuz burada. Efendim, bu sarı çiçekleri ve çikolatayı sizin için getirdik. Teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim efendim. Evvela çiçekleri kollarsınız, sonra da çikolatanızı yersiniz. Merak etmeyin, karıştırmam efendim. Buyurunuz. Buyurun Amir Bey. Affedersiniz. Vade Hanım, Peder Bey neredeler? Sizi kimden isteyeceğiz? Ben annemi babamı kaybedeli çok uzun yıllar oluyor efendim. Öyle mi? Vah vah, başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Ne yapacaksınız? Ölenle ölünmüyor. Bu durumda benim oğlum sizden isteyecek. Benim için. İstesene hadi. Afiyet Hanım, iki dakika benden. Mutfağa gelir misiniz lütfen? Mutfakta kız istenmez. Burada isteyeceksin. Tabii ki isteme işini burada yapacağım ama... usulen Afiyet Hanım hani kahve yapacak ya... onu şey etmek için şey etmiştim. Canım, ne gerek var şimdi kahveye mahveye? Sonra içeriz, sonra. Amir Bey doğru söylüyor efendim. Önce biz bir kahve yapalım, kahvelerimizi içelim, sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Buyurun. Peki efendim. Ah Amil, ah durup dururken ne işler icat ediyorsun. Evet, buyurun Amir Bey, sizi dinliyorum. Pes Afiyet Hanım, tamam. Siz kazandınız. Buyurun, Didem'in pasaportu. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bir de o kayıt cihazları için topladığınız para var ya, artı onu da rica ediyorum. Ya kütüphaneye kitap alacağım. Nasıl yani? Tamam, tamam, onu da veriyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ama eğer Didem bir hafta içinde gelmezse başımız büyük belaya girer, haberiniz olsun. Merak etmeyin, ben Didem'e kefilim, Didem geri dönecektir. Ya dönmezse? Dönecektir diyorum ben size. Ben kefilim diyorum, bunca yıl öğretmenim diyorum. Bakın, bu iş şakaya gelmez. Bunu bana garanti edebiliyor musunuz? Bunun garantisini tabii ki veremem ama... Didem dönmezse öğretmenlikten istifa ederim. İstifa mı? Evet. Eğer ben öğrencilerimi tanıyamıyorsam... öğretmenlik mesleğinde ne işim var diyeyim efendim. Peki, siz bilirsiniz. Ama sonradan caymak yok, tamam. Babacığım, Afiyet Hanım size bir şey söyleyecek. Çekindiği için mutfakta bana söyledi. Ben de babam anlayışlı insandır, kaldırabilir dedim. Şimdi size söyleyecek. İnsan yakında kocası olacak bir insandan niye saklasın bazı şeyleri? Ben maalesef sizin eşiniz olamayacağım. O nedenmiş? Çünkü ben zaten evliyim. Benim bir kocam var. Dünyada inanmam. Evet babacığım, Afiyet Hanım'ın aslan gibi bir kocası var. Sen sus! Madem aslan gibi bir kocanız var, nerede kendileri? Ha? Nerede? Ben kapıyı açayım, sonra konuya devam edelim. Afiyet Hanım, elektrik faturamız... Elektriksiz mi? Gel bakayım. Ne oldu? Bir dakika. Mecbur kalmasam böyle bir şeyi istemezdim. Mecbur mu kaldınız? Ne?
Benim kocam olur musunuz? Ah, ben zaten evliyim Afet Hanım. Bak, eğer rol gereği. Nasıl yani? Eğer benim kocam olursanız içerideki bu durumu öğrenince kalkar gider. Ha. Tamam, hadi. Tamam. Gel bakalım. Efendim, tanıştırayım. Eşim Metin. Çok memnun oldum. Kocam mı? Demek sahiden bir kocan var senin. Tabii efendim, ben Afet Hanım'ın 20... Bilemediniz, 15 yıllık kocasıyım. Tabii yani, nereden baksan bizim o kadar çok şahidimiz var ki. Babacığım, gördünüz işte, Afet Hanım'ın kocası var. Hadi gidelim biz artık. Karıştırma gene o tadı. Belki memnun değiller, belki ayrılacaklar. Ah efendim, hiç öyle bir niyetimiz yok. Biz Metin'le o kadar mutlu mesut yaşarız ki. Evet efendim, ben karımdan çok memnunum. Tabii. Ya hep mutluyuz. Ah abla, beni abar topar böyle dışarı çıkartırsan unuturum da cep telefonumu evde unutmuşum. Ürperi abla. Ürperi abla ya. Erkek değil misiniz? Hepiniz sapıksınız, sapık. Sapık dedim de Metin amcanı gördün mü? Bakkalı diye gitti. Vallahi görmedim. Ablan evde mi? Evde. Metin de içeridedir. Kesin içeridedir. Aç kapıyı. Aç çabuk kapıyı. Aç. Ürperi abla, yani Metin amcanın bizim evde olma ihtimali, bizim okul müdürü Amel'in bizim evde olma ihtimalinden bile düşük. Öyle mi? Göreceğiz sevimsizce. Ben kocasına saf saf güvenen kadınlardan değilim. Aç hadi. Tamam. Hatta gelinliğimi faize sevim dikmişti. Böyle. Mel. Kim bu meleğen kadın? Metin, senin Afet Hanım'la aynı evde ne işin var? Allah Allah, karısının yanına oturamayacak mı? Karısı mı? Ürperi, izah edebilirim. Amir hocam, sizin bu evde ne işiniz var? Ay, ben açıklama getirebilirim Kerem. Ya neler oluyor bu evde? Metin ya. Ürperi zannettiğin gibi değil. Bak, bu bir oyun, bu bir rol. Kim bu çocuk? Benim oğlum, Kerem. Yani bizim oğlumuz. Abla, biri bana bu evde neler oluyor açıklayacak mı ben kafayı yemeden? Dokunmayın Metin Bey. Ürperi bak, durum biraz karışık ama sandığın gibi değil. Ne biçim ev burası böyle ya? Kimin nesi olduğu belli değil. Ben böyle kadın istemem. Yaşasın. Yani çok haklısınız babacığım. Buyurun gidelim. Sarışınlara güvenim kalmadı. Esmer arayalım bari. Peki baba.